Bu da hafta alayım. Bu. Heh. Bizim gittiğimiz zamanlarda tamamen yıkılmıştı. Çatı yoktu, bilmem ne şey yoktu, hiçbir şey yoktu. Tamam da hiçbir şey yoktu. Temizlendi, güzel oldu şimdi. Yani. Tamam da. Bu da şöyle ayrı. Kitli. Kitli tabii. Ne kitli? Öyle olması lazım. Şeyleri değişik. Evet. Orası değişik. Orası daha değişik. Değişik. Şeyinki bak orada değişik. Evet. İki ayrı, bu ayrı, bu ayrı. Ölüler de hepsi ayrı ayrı. O işten ağır mı? Tamamen o insan gücüyle tek tek çekişle gördüğünüz. Şu şeyleri kullanılması için şöyle bir teknolojiye girersen bu makineye bir sana bir kalıba tutursa bir yapmadan bir son değil mi? Normal berçen ataş. Evet. Has taş. Ya bu neyle taşıyor? Nasıl bir etkili? Ağabeyi işte böyle. Tamamların üzerinde makine yok. İşte makine yok. Kamyon yok. Bunu buraya gördük galiba. Anlarsın yapıyor. Aha. Anlar. Kanalizasyonu oraya dönüşüyor. Onun için orası söylüyor. Kadını yapıldım. Açık adamlarım. İstanbul'daki mezarlıklarda belki görmüşsünüz. Kavuklu mezar taşı. Evet, evet. Bunlar genelde kadılara ait. Benden sonra yetim. Büyük Türkler benden sonra yetim kalacak. Bu mir ve patronlar.
Ben eskiye Hakkari Nüfus Müdürü İhsan Kaya'nın oğlu Nafi Kaya. Sene 1960 inkılabından da ani bir kararla rahmetlik babam İhsan Kaya Nüfus Müdürü Zeki Demir Bey, Mehmet Çetin Bey, Mehmet Abbasigil sürgün gibi kış günü bir nakille memleketimizden ayrıldık. Ve kış günü vesait yok o zaman, Hakkari'de dolmuş yok, otobüs yok. Ancak rahmetlik Salih Güzel'in bir kamyonu gaz bidonlarının üzerine eşyamızı koyarak ta Batman'a kadar ancak gidebildik. Batman'da da trenle Denizli'ye vardık. Denizli'de 3 sene kaldıktan sonra oradan da tekrar bir daha nakil Tunceli'ye. Tunceli'de 2 sene kaldıktan sonra bu sefer Antalya'ya çıktı. Antalya'da 7 sene kaldı. 7 sene sonra nakli Hatay'a çıktı. Hatay'da da 3 sene kaldı. 3 sene kaldıktan sonra nakli Burdur'a çıktı. Burdur'dan sonra da artık son şeyi artık müddeti doldu, yaşlandı ve emekliye ayrılmak zorunda kaldı. Ama ben Antalya'da ikamet ettim. Antalya'da evlendim. Orada askere gittim geldim. Askere gidip geldikten sonra Türk Hava Yolları'na girdim. Türk Hava Yolları'nda çalıştım. Sonradan emekliye ayrıldıktan sonra temelli yerleştim. Ve halen de Antalya'da ikamet ediyorum. Son zamanlarda işte iş güç yoğunluğuyla, rahatsızlıklar nedeniyle gelemedik şu anda kendi. 60 yıldan sonra işte tekrar Hakkari'ye döndüğümde medreselerimizi gezdik, dolaştık. Tabii bizim dönemimizde ayrıldığımızda medreselerimiz yıkık. Şehir tamamen toprak evlerle doluydu. Hiç katlı apartman vesaire gibi şeyler yoktu. Ama şimdi ise üniversitemizin sayesinde medreselerimiz restore edilmiş. Mezarlıklarımız vesaire tarihi yerlerimiz gayet güzel. Aile mezarlıklarını maalesef gezdim. Onda mezarlıkların tamamının bakımsız olduğunu gördüm. Ona üzüldüm. Bunu belediyemizin veyahut da sayın valimizin el atmasıyla bir dizayn edilmesi. Dizayn edilirse çok daha iyi olur. Evet. Bak bak.